Merhaba. 13 şehit yüreğimizi dağlamaya yetti. Toparlanamıyoruz. Toplumun canı sıkın, morali bozuk. Ekonomik sıkıntı zaten yeterince morallerimizi, umutlarımızı köreltmişti. Ve son garadan gelen o şehit haberi iyice hayallerimizi, umutlarımızı azalttı. Soru işaretleri var kafalarda. Ne oldu garada? Ne oldu? Neden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan size güzel haberlerim olacak çarşamba günü, müjde olacak dedikten sonra böyle bir haberle, böyle kötü bir haberle karşılaştık? Bununla ilgili yarın öbür gün yeni bilgiler, yeni olaylar, yeni tartışmalar ortaya çıkacak kuşkusuz. Ve iktidar, Erdoğan ve kabinesi, atadığı bakanlar hepsi suçu başkalarına atmak için yarışıyorlar. Belli ki işledikleri hata için ortak arıyorlar. Bundan başka bir açıklama gelmiyor aklıma. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyorlar, HDP'yi suçluyorlar, Selahattin Demirtaş'ı suçluyorlar, herkesi suçluyorlar. Ama sadece kendilerinde hata yok. Recep Tayyip Erdoğan başarısız olduklarını, operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa başarısızlıkla sonuçlanan bir harekatın itirafı oldu bu. Başarısız. Bu arada 13 diyoruz ama gelen değişik bilgilerden 13. kişinin Türk olmadığına dair bir takım bilgiler, bir takım haberler dolaşıyor. Ve şehit ailelerine cenazelerinin tamamı yüzünden başka hiçbir şey gösterilmemiş. Bedenleri sağlam mı değil mi? Nasıl oldu o çocuklar, o evlatlar, o vatan evlatları nasıl öldü diye kafalarda soru işaretleri asılı duruyor. Merhaba demek bir işe yaramıyor. Merhaba dedim ama canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Ama canı sıkkın olmayan, keyfi yerinde olanlar da var. Recep Tayyip Erdoğan gördüğünüz kongrede, Rize'de gülerek kalabalığın, o kadar çok kalabalığın toplanmasını gülerek karşıladı. Ve teşekkür etti. Keza ertesi gün Trabzon'da da benzer görüntüler vardı ve Ankara'da yine kongrede coşkulu görüntüler vardı. Kafalarda şu soru işareti oluşuyor. Suudi Arabistan kralı öldüğünde yas tutan bu insanlar, bu devlet yöneticileri neden 13 şehitten sonra yas ilan etmedi? Evet, kafalarda soru işareti var. Esma için ağlayan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de kongrede neden sırıtıyor? Kalabalık toplanmış, pandemi var. Esnaf pandemi nedeniyle, kafeler, restoranlar, kahvehaneler pandemi nedeniyle kapalıyken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede lebelep, kendi tabiriyle dudak dudağa, yanak yanağa insanların bir arada olmasından pek keyif duyuyor. Ama 13 vatan evladı öldü. 13 vatan evladı toprak oldu, gitti. Niçin? Neden? Neden kurtaramadı? 6 yıldır rehin, hadi esir dediklerinde kızıyorlar. Devlet Bahçeli çıkıyor. Neden esir diyorsunuz? Onlar esir olmaz. Sanki rehine ile esir arasında bir fark varmış gibi. Bakar mısınız yapılan tartışmaya? Tartışmaya bakar mısınız? Esir demek kötü anlamlara, işte terör örgütüne esir mi olurmuş falan filan. Ya arkadaş, bunlar ha esir ha rehin. Bunu mu tartışacağız? Sormuyor musunuz? Bu insanlar neden kurtarılmadı kardeşim? Rehinse neden rehinken bunları kurtaramadık da esir mi rehin mi tartışmasını yapıyorsunuz? Bu kadar sığ bir tartışmanın içerisinde giriyorsunuz. Ama mesele o değil tabii. Ayaklarınız boka battı, kusura bakmayın. Ve o boku başkalarına da bulaştırmak istiyorsunuz. Başkaları da suçlu olsun, bu suçu üstlensin ki kimse onların başarısızlığını konuşmasını istiyorsunuz. Ama hayır, hayır. Evet, şuna evet. Ben de hatalıyım, sen de hatalısın, hepimiz hatalıyız, o başka mesele. Ama bizi yönetenleri, bu halk bu sorunları halletsin diye göreve getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esma için ağlamıştı. Ağlasın, kimsenin itirazı yok. Ama Mehmetçik için de ağla. Bizim vatan evlatlarımız şehit oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre düzenliyor Trabzon'da, Rize'de. Hınca Ankara'da kongre düzenleniyor. Kalabalık. Bir şey söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan en büyük kötülüğü sadece Türkiye'nin geneline değil, kendi tabanına, kendi seçmenine de yapıyor. Biliyorsunuz son açıklanan veriler, bulaşmayla ilgili, koronayla ilgili veriler. En çok bulaş, en çok vaka Rize'de, Trabzon'da, Karadeniz civarında görülüyor. Kongreler yapılıyor orada, insanlar böyle. O kongreye katılan insanlar virüsü kapacaklar, ailelerine, analarına, babalarına, çocuklarına bulaştıracaklar ve bu yeni varyant, virüs
yeni varyant oluşturmuş. Bunlar gençlere de bulaşıyor ve gençleri de hasta ediyor, gençleri de öldürebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreler düzenliyor. Hiçbir şey yokmuş gibi lebelep insanlar yanak yana, dudak dudağa. Maskeler var. Peki ne kadar etkili? Olmuyor, işe yaramıyor. Trabzon'da o yüzden vaka sayıları artıyor. Rize'de artıyor, orada artıyor, her tarafta artıyor. En çok virüs Trabzon'da, Rize'de, Karadeniz kuşağında. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre yaptığı yerlerde bulaşıyor. Sayın Erdoğan şehit annesini propaganda amacıyla kullanıyor. Telefon ediyor, kadıncağız açıklama yapıyor. Ben o sırada mezardaydım, mezarlıktaydım. O sırada haberim yoktu kimin aradığını. Düşünebiliyor musunuz? Analar ağlamasın diyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anayı ağlattı. Kongrede propaganda amacı, siyasi emellerine alet etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şehit yakınının kardeşiyle konuşuyor ve şöyle bir cümle kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani aklınız alıyor mu? Böyle bir cümle kullanabilir mi? Böyle bir cümle kullanılabilir mi? E kardeşin de bu mesleği, abin de bu mesleği seçmeseymiş. Niye seçmiş? Şu lafı duyduktan sonra söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yüreğim buruş buruş oluyor, vicdanım acıyor, ruhum acıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede kalabalıkları görünce yüzü gülüyor, seviniyor. Esma için ağlayan Sayın Erdoğan şehitlerim için, şehitlerimiz için ağlamıyor. Suudi Kralı için yas ilan eden bu ülke kendi vatan evlatları için yas ilan etmiyorsa söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Toplumlar çürümeye başlamadan önce vicdanlar ölür, sonra toplum yavaş yavaş, yavaş yavaş çürümeye başlar. Biz çürüyoruz, çürüyoruz, çürüyoruz.